ayında 7 terörist öldürüp 2 kurşun yedim, sağ kolum felç, gazi astsubayım. Şu anda Antalya AK Parti milletvekili adayım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah razı olsun. Şimdi dün hükümet bir açıklamada bulundu. Evet. Dini bayramlarda emeklilerimize ikramiye vereceğiz dediler. Evet. Sizce bu bir seçim yatırımı mı? Yoksa emeklilerin halini gördüler ve üzüldüler diye mi düşünüyorsunuz? Daha önce neden verilmedi diyorlar. Asla seçim yatırımı olamaz. AK Parti hükümeti ve Tayyip Bey kardeşim en güzelini düşünür, en güzelini yapar. Çünkü yıllardan beri bu millet çile çekti. Tayyip Bey geldikten sonra Türkiye refaha kavuştu. Huzura kavuştu, mutluluğa kavuştu. O bakımdan Tayyip Bey kardeşim insanların halini en iyi bilir. Bildiği için yaptı. Seçim yatırımı asla olamaz. Daha önceden Müslüman yaptığı her şeyi Allah rızası için yapar. Sağcı partiler, solcu partiler menfaat için yapar. Ama müminler Allah rızası için yapar. Şimdi AK Parti'ye oy vermeyenler mümin değil mi? Değil. Müslümandır ama mümin değildir. Mümin demek kayıtsız şartsız Allah'a teslim olan demek. Münafık vardır, müşrik vardır, mücrim vardır, fasık vardır, kafir vardır. Müslümanım der ama namaz yok, niyaz yok, örtü yok. Müslümandır. Ama mümin olmak için kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmak, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmamak gerekir. AK Parti hükümeti. Kardeşim, evet. Tayyip Bey kardeşim mümin bir kardeşimdir. Gecede 3 saat uyku uyar, 24 saat çalışır. Ben de aynısıyım. Her gün bir kişiyi AK Partili yapmadan uyumam. Yani mutlaka diyorsunuz hükümetim için çalışırım. Devlet için çalışırım. Hükümet önemli değil. Devlet için çalışırım. Çünkü bu devlet bizim devletimiz. Ben 20 sene astsubaylık yaparken gazi oldum. Benim gazilik hakkımı yediler. Şu anda hapiste yatan generaller. Suçum namaz kılmak, hanımın başörtülü olması. Adi mağlul yaptılar. Şu anda 10 yıl mahkeme devam ediyor. Ankara İdari Mahkemesi'nde. Askeri mahkemeler kapandığı için. Şimdi ben Maliye Bakanı geçen Kemal Kılıçdaroğlu ben ikramiye vereceğim, maaşlarını yükselteceğim dediğinde Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu ülke cari açığını %20, %70 fazlalaştırır. Eğer kaynak gösterirse ben de CHP'ye oy vereceğim demişti. Peki ülkenin bu ekonomik şartları altında bu kaynak nereden bulundu? Türkiye'nin ekonomik şartları şu anda zirvede. En mükemmel. Türkiye devletinin borcu yok. Fakat borcu yok mu? Zenginlerin, fabrikatörlerin, şirketlerin borcu olabilir. Devletin 5 kuruş borcu yok. 2002 yılında Tayyip Bey kardeşim hükümeti devraldığı zaman 27 milyar IMF'ye borç vardı. Evet. 2001 ekonomik krizinde 60 milyar dolar Ecevit Efendi borç yaptı. Bütün borçları ödedi. Şu anda devletin 1 kuruş borcu yoktur. 540 milyar dolar cari açık var. Cari açık yok. O ekonomik şarttır. Hükümet aynı zamanda ticaret. Cari yapar. Açık yok mu? Cari açık yok. O zaman Maliye Bakanı yalan söylüyor. Yalan söylemez, yanılır. Müslüman yalan söylemez. Ya şimdi siz Maliye Bakanından daha iyi ekonomiyi bildiğinizi ikna mı ediyorsunuz? Ben hukukçuyum, ilahiyatçıyım, işletmeciyim, iktisatçıyım. Ben emekli albay olacaktım ama namaz kıldığım için emekli albay yapmadılar. Emekli astsubay yaptılar beni. Namaz kıldığınız için mi yaptı? Evet. 28 Şubatçılar. 28 Şubatçı generaller. Allah onlara bir ceza verdi. Ömür boyu hapis aldılar, hapis. Canları cehenneme. Benim ömrümü bitirdiler, hasrettiler. Başörtünün kime zararı var? Bak şu anda başörtülü devlet memurları var. Benim hanımım gece lojmanlara girdi, gündüz giremedi. Dertliyim, dertliyim. Evet, başörtülü ve namaz yüzünden. Dertliyim kardeşim. Tayyip Bey neyse ben oyum. Türkiye refahta, zirvede. En büyük devlet Almanya'yı geçtik, Almanya'yı. Ne olarak geçtiniz? Her yönle sosyal, ekonomik, ahlaki. Ne üretiyoruz? Çünkü. Ne üretiyoruz? Çünkü biz. Şimdi ne üretiyoruz? Çünkü biz adı Müslüman olsa da Müslüman ülkeyiz. Ne üretiyoruz? Ama ekonomik olarak, ahlak olarak biz şu anda Almanya'yı geçtik. Ne üretiyoruz da geçtik? Aklına gelen her şey. Mesela? Şu anda Afrin'e savaşa gitti arkadaşlarım. %70 silahları kendimiz üretiyoruz, kendimiz. Alın teri. Eskiden Amerika'ya muhtaçtık. 74 harekatında ne yaptı? Ambargo koydu. Şimdi biz Amerika'ya mı muhtaçız? Şu anda Amerika ne muhtacı? Kendimiz üretiyoruz kendimiz. Amerika bize muhtaç. Amerika bize muhtaç. Almanya'da mı?
Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok değil. AK Parti milletvekili adayım. Ağacı diktim. Sulamak istiyorum. Meyve bendez. Milli Savunma Bakanı olacağım inşallah o generallere.